Çin'in Uygur Türklerine soykırım uyguladığı toplama kamplarından birinde 2 yıl tutuklu kalan Zümrüt Davut yaşadığı dehşet dolu günleri BM'de düzenlenen özel oturumda anlattı. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Zümrüt Davut, bir kadına yardım ettim diye sopayla dövdüler. Söyle Allah'ına seni kurtarsın dediler. 3 gün yemek vermeyip sürekli şiddet uyguladılar dedi. Doğu Türkistanlı Zümrüt Davut, 2017'nin Nisan ayında Pakistan vatandaşı eşinin ticari ilişkileri bahane edilerek Çin polisi tarafından gözaltına alınmıştı. BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan bir rapora göre Çin, Uygur Türklerinin de dahil olduğu azınlıklara mensup kişilerin organ ticaretini yapıyor. Raporda vahşete maruz kalan kişilerin organlarının ölmeden önce alındığı ortaya çıktı. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından BM İnsan Hakları Konseyi'nde sunulan raporda Çin hükümetinin zulüm gören azınlıkların organlarını toplayıp sattığı ifade edildi. Avukat Hamid Zavi tarafından sunulan raporda Çin'in baskı altında tuttuğu etnik azınlıklara mensup kişilerin organları için öldürüldüğü ve uygulamanın hala devam ettiği belirtildi. Raporda sadece Uygur Türklerinin değil bazı Tibetliler ile Hristiyan tarikatlarına mensup kişilerin de aynı vahşete maruz kaldığı öğrenildi. BM'ye sunulan verilere göre öldürülen kişi henüz yaşamını yitirmeden kişilerin karaciğer, böbrek, kornea, deri ve ciğerleri toplanıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Pompeo'nun Birleşmiş Milletler'de Uygurların tutuklanmasının terörle mücadele faaliyetiyle ilgisi olmadığı yönündeki yorumunu reddetti. Bakanlık Sözcüsü Geng Shuang, Müslümanların kamplarda bulunduğu Doğu Türkistan bölgesindeki Çin faaliyetlerinin diğer ülkelerdeki radikalleşme çabalarıyla aynı olduğunu savundu. Geng, Amerikalı siyasetçilerin Çin'in Sincan'a olan politikasıyla ilgili iftiralarından ve Çin'in iç işlerine müdahale etmesinden şikayet etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, New York'ta geçen günlerde yaptığı bir açıklamada tüm ülkelere seslenerek dünya devletlerini Çin'in Doğu Türkistan'daki politikalarına karşı durmaya çağırmış ve Çin'in Müslümanlara baskı ve eziyet etmekte olduğunu vurgulamıştı. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu kürsüsünde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Orta Doğu'daki krize dair açıklamalar yaparken İran'ın nükleer anlaşmaya dair yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti ve yaptırımlar sürdüğü sürece ABD ile görüşme olmayacağını açıkladı. ABD'ye dair açıklamalarda bulunan Ruhani, acımasız bir ekonomik terörizm uygulayan ABD uluslararası korsanlık yapıyor. BM Güvenlik Konseyi kararının onuruna Avrupa'ya ABD çıkışını dengelemek için 11 yükümlülüğünü yerine getirme fırsatı verdik. Ancak ne yazık ki sadece güzel sözler duyduk ve etkili bir eylem görmedik dedi. Kazakistan'ın ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev 3. Dünya Savaşı'nın modern dünya için son olabileceğini söyledi. Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'daki 4. Avrasya Parlamento Başkanları toplantısında konuşan Nazarbayev, gezegenimizin çok tehlikeli eşiğe geldiğini kaydederek, eğer 3. Dünya Savaşı başlarsa modern kitle imha araçları yeryüzündeki her şeyi silip süpürür dedi. Kazakistan'ın ilk lideri ayrıca aşırılıkçı, terörist ve suç örgütleri için ortak listenin oluşturulması gerektiğini savundu.